Marvel Sinematik Evreni'nin 30. Faz 4'ün son filmi Black Panther Wakanda Forever'ın nasıl da videosuyla karşınızdayım bugün. Filmle ilgili düşüncelerimi paylaşmadan önce her zaman gibi bu nasıl da videosunda da spoiler olacak. Filmi beğendiğimi söyleyebilirim özellikle bu yıl çıkan diğer Marvel filmlerine de baktığımızda bu yıl çıkan en iyi film herhalde. Faz 4'ün de en iyi işlerinden biri olabilir ama abartıldığı kadar da harika bir iş olduğunu düşünmüyorum. Filmin bu fazlaki çoğu yapımdan daha iyi bir hikayesi var bana göre ama bundan daha önemlisi baştan sona daha oturaklı olması ve çok daha az mantık hatasına sahip olması. Şu an asıl videosunda yaptığım gibi bu filmi de karakterler üzerinden konuşacağım. Şuri ile başlayalım. Oyuncuyu sevmediğim için karakteri de fazla sevemiyorum. O yüzden çok fazla yorum yapmayacağım. Bu filmde yeni Black Panther olacağını biliyorduk. En mantıklı karar da bu gözüküyordu. Benim rahatsız etmedi. Bu karar zaten jenerik sonrası sahnesinde de. T'Challa'nın oğlunu gördük. Gelecekte de Black Panther o olur zaten. Shuri bu filmde abisinden sonra annesi Ramonda'yı da kaybediyor. Çok fazla umurumda olan bir karakter değildi açıkçası. O yüzden çok büyük bir etkisi olmadı. Çok benim için önemli bir olay değildi. Ama Shuri'nin filmdeki karakter gelişimi için önemli olaylardan biriydi. Tabi bu filmde Nakia'nın rolünü sevmedim ki bunda büyük ihtimalle karakteri sevmem de etkili çünkü ilk filmde de çok sevmemiştim. Ama Talokanların esir tuttuğu kişilerin yanına kimse fark etmeden nasıl girebildi? Onu hala da aklım almıyor. Filmde çok fazla abartı görevleri vardı ve bu görevleri de başarılı bir şekilde tamamlaması biraz beni rahatsız etti. Filmde en sevmediğim kısımlardan biri de bu Shuri ve Riri'yi kurtarma kısmıydı. Rudy de e, bu filmle birlikte evrene dahil olmuş oldu. Fena değildi ama yani dizisi için çok fazla heyecanlandırmadı beni açıkçası. Son olarak Okoye ve Enbaku'dan da bahsedip Wakanda tarafını bitirelim. İki karakteri de zaten çok fazla görmedik. Ama biri filmi Midnight Angel olarak biri de Kral olarak tamamladı. Midnight Angels ve Wakanda ile ilgili Disney Plus yapımlarının da geleceği konuşuluyordu. O yüzden bu iki karakteri de o yapımlarda görebiliriz. Çok ilgimi çekmez açıkçası benim. Ee, şimdi de geçelim Namor'a ve Talokanlar'a. Ee, Namor'u beğendim ben. Çizgi romanla farklılıklar vardı ama iyi bir uyarlama olmuş bence. Filme de güzel yedirilmişti. Film çıkmadan önce de herkes zaten karakterin harcanmasından korkuyordu. Harcandığını söyleyemem ama final dövüşünde böyle kaybetmesini pek fazla istemezdim. Yani daha adam akıllı kaybettirebilirlerdi bence. Çöle götürüyorlar, zayıflığını buldular. Bu güzel, tamam. Sıkıntı yok. Zayıflığından dolayı kaybedecek. Ama sonrasında zaten götürdükleri yer okyanusa çok yakın zaten. Okyanusa geri dönebileceği fırsatları da yakalayabiliyor. Yani keşke tam çölün ortasında olsaydı o son final dövüşü. Geri dönemedi ama sonrasında Shuri'nin yani kelimenin tam anlamıyla içinden geçen mızraktan sonra nasıl hiçbir şey olmamış gibi o zıplama hareketleri. Onlar yani final dövüşünü düşürdü benim gözümde ama Namor'u aksiyon sahnelerinde seyretmek özellikle çok keyifliydi. Çok aksiyon sahnesi de yoktu filmde zaten ama olanlar da fena değildi. Talukan'ın Wakanda'ya karşı kaybetmemesine de sevindim. Sizi bilmiyorum ama ben filmde Talukan'ları daha çok tuttum. Yani Wakanda'dan daha çok ısındım da sevdim de Wakanda'yı Infinity War'da sayarsak. Üçüncü kez görüyoruz. Hatta Endgame'de de bile sayabiliriz. Ama Taluka'nlar daha çok sevdirdi bana kendilerini. Son olarak da filmde Killmonger'ı tekrar görmek güzeldi. Yani nasıl yaparlar bilemiyorum ama hazır Multiverse Saka'dayken de bu karakteri daha fazla görmeliyiz kesinlikle. Dediğim gibi filmi beğendim ama ben Multiverse of Madness'tan veya No Way Home'dan daha fazla keyif almıştım. Bu filmlerden daha iyi olmasına rağmen, daha adam akıllı bir hikaye sahip olmasına rağmen baştan sona kadar daha az keyif aldım. Bunun sebebinin de karakterler olduğunu düşünüyorum. Yani Talokan'ları sevdim ama Wakanda'da sevdiğim bir tane karakter yok. Saçalayı severdim ama o da maalesef artık evrende olmayacak. Ama neticede iyi bir film, başarılı bir film. Chadwick Boseman'ı da filmde güzel almışlar. Video setiniz için teşekkürler. Siz de filmle ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bay bay.